Sevgili öğrencilerim, merhaba. Dersimiz Türkçe. Bugün size noktalama işaretlerini anlatacağım. Çocuklar, noktalama işaretlerine iyi bakın. Çünkü onlarla her yerde karşılaşacaksınız. Hikayelerde karşılaşacaksınız, romanlarda karşılaşacaksınız, masallarda karşılaşacaksınız, şiirlerde karşılaşacaksınız. Bu noktalama işaretleri çocuklar, aynı trafik ışıklarına benzetiyorum ben. Nasıl trafik ışıkları ne işe yarıyor? Trafik ışıkları, trafikteki arabaların birbirlerine çarpmaması için ve düzenli bir şekilde ilerleyebilmeleri için konulmuşlar. Noktalama işaretleri de aynı o işe yarıyorlar çocuklar. Yani bir metni, okuduğumuz bir hikayeyi daha iyi anlayabilmemiz için noktalama işaretlerini kullanıyoruz. Onlarsız olmaz. Onlarsız yapamayız. Hepsinin de görevleri var. Ve onları cümle sonlarına, bazen kelimelerin aralarına, bazen şaşırdığımızda, korktuğumuzda kullanıyoruz. Şimdi beraber noktalama işaretlerini isimleriyle eşleştirelim mi? Bu her işaretinde bir ismi var çocuklar. Evet, sıradan gidelim. Bu kesme işareti çocuklar. Makastan gelsin aklınıza. Kıt 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 kesiyor. Tamam mı? Kesme işareti. Evet, hadi gidelim. Dırım dırım, neredesin kesme işareti? Evet, bu kesme işareti, tamam mı? Buna bakalım. Bu ünlem. Ünlem, tamam mı? Ters i de diyebiliyorsunuz. Dırım dırım dırım. Ünlem. Devam edelim. Bu kısa çizgi. Kısa çizgi, kısa çizgi, çok kısasın. Ne işin var cümlenin sonunda? Bu nokta, 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 nokta. Ve virgül. Vir, 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 vir. Seninle biraz dolaşalım mı? Gel, 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 virgül. Bu kim? Soru işareti. Soru işareti. Sen de gel bakalım. Evet çocuklar, şimdi tek tek bütün noktalama işaretleriyle tanışalım mı? Tanışalım. Onlar ne işe yarıyormuş? Cümlede nerede kullanıyormuşuz? Bir bakalım. Haydi bir sonraki derste görüşmek üzere. Bye bye.